Merhaba. Bugün gizemli bir konuya dalıyoruz. Taos uğultusu. Bu ses, yıllardır bilim insanlarını, araştırmacıları ve meraklıları büyüleyen bir fenomen. Taos uğultusu, sadece bir ses değil, aynı zamanda bir muamma, bir bilmece ve çözülmeyi bekleyen bir sır. Çözülememiş olayları seviyorsanız bunu mutlaka duymalısınız. Bu uğultu sadece Taos kasabasında değil, dünya genelinde birçok yerde duyulmuş ve rapor edilmiştir. Ancak Taos uğultusu, bu fenomenin en bilinen ve en çok araştırılan örneklerinden biridir. New Mexico'daki küçük Taos kasabasında, 1990'ların başından beri garip bir uğultu insanları şaşırtıyor. Bu kasaba, sadece doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda bu gizemli sesle de tanınıyor. Taos'un sakinleri, bu uğultunun kaynağını bulmak için yıllardır çaba sarf ediyorlar. Taos uğultusu olarak bilinen bu düşük frekanslı ses, uzaktaki bir motorun vızıltısına ya da bir arı kovanının uğultusuna benzetiliyor. Bu ses, bazıları için rahatsız edici olabilirken, bazıları için ise neredeyse fark edilmez. Ancak bu sesin kaynağı hala bir sır olarak kalıyor. En ilginç yanı ise kaynağının hala bir sır olması. Bu sesin kaynağını bulmak için birçok teori ortaya atıldı, ancak hiçbiri kesin bir cevap sunamadı. Bu da Taos uğultusunu daha da gizemli kılıyor. Taos sakinlerinin yaklaşık %2'si bu uğultuyu duyduklarını söylüyor. Bu, kasabanın küçük nüfusu göz önüne alındığında oldukça yüksek bir oran. Bu insanlar, bu sesin hayatlarını nasıl etkilediğini ve bu sesin kaynağını bulmak için neler yaptıklarını anlatıyorlar. Sesin frekansı o kadar düşük ki, birçok kişi onu algılayamayabilir. Bu düşük frekanslı sesler genellikle insan kulağının duyamayacağı kadar düşük frekanslarda olur. Ancak bazı insanlar bu sesleri duyabilir ve bu da onların hayatlarını olumsuz etkileyebilir. Yaş, cinsiyet ve hatta artan hassasiyet bile rol oynayabilir. Ancak veriler hala net değil. Bu sesin neden bazı insanlar tarafından duyulabildiği ve diğerleri tarafından duyulamadığı hala bir muamma. Bu da bu fenomenin daha da gizemli olmasına neden oluyor. Bilim insanları bazı teoriler ortaya attı. Endüstriyel faaliyetler, trafik, bu teoriler bu sesin kaynağını bulmak için yapılan araştırmaların bir parçası. Ancak bu teorilerin hiçbiri kesin bir cevap sunamıyor. Hatta yeraltı su hareketleri. Bu teoriler bu sesin kaynağını bulmak için yapılan araştırmaların bir parçası. Ancak bu teorilerin hiçbiri kesin bir cevap sunamıyor. Başka bir fikir de jeolojik kaynaklı olabileceği ancak somut bir kanıt yok. Bu teoriler, bu sesin kaynağını bulmak için yapılan araştırmaların bir parçası. Ancak bu teorilerin hiçbiri kesin bir cevap sunamıyor. Bazı uzmanlar bunun bir işitsel yanılsama olduğunu, yani beyninizin size oyunlar oynadığını öne sürüyor. Bu teori, bu sesin neden bazı insanlar tarafından duyulabildiğini ve diğerleri tarafından duyulamadığını açıklamaya çalışıyor. Ancak bu teori de kesin bir cevap sunamıyor. Ama yine de bu kadar çok insan aynı şeyi bildirdiğinde bunu görmezden gelmek zor. Bu insanlar bu sesin hayatlarını nasıl etkilediğini ve bu sesin kaynağını bulmak için neler yaptıklarını anlatıyorlar. Bu da bu fenomenin daha da gizemli olmasına neden oluyor. 90'ların ortalarında ABD hükümeti ve bağımsız araştırmacılar bu gizemi araştırmaya başladı, ancak kesin bir cevap ortaya çıkmadı. Bu araştırmalar, bu sesin kaynağını bulmak için yapılan en kapsamlı araştırmalardan biriydi. Ancak bu araştırmalar da kesin bir cevap sunamadı. Neden bazıları duyuyor da diğerleri duymuyor? Bu muamma devam ediyor. Bu soru, bu fenomenin en büyük gizemlerinden biri. Bu da bu fenomenin daha da gizemli olmasına neden oluyor. Taos uğultusu, dünya çapında duyulan dünya uğultuları olarak bilinen daha geniş bir fenomenin parçası. Bu fenomen, dünya genelinde birçok yerde duyulmuş ve rapor edilmiştir. Ancak Taos uğultusu, bu fenomenin en bilinen ve en çok araştırılan örneklerinden biridir. Bu olaylar, çevresel sesler ve insan algısı anlayışımıza meydan okuyor. Bu fenomen, çevresel sesler ve insan algısı hakkında bildiklerimizi sorgulamamıza neden oluyor. Bu da bu fenomenin daha da gizemli olmasına neden oluyor. Kesin bir açıklama olmamasına rağmen, Taos uğultusu, bilinmeyen hakkındaki derin merakımızı temsil ederek büyülemeye ve gizemini korumaya devam ediyor.
Bu fenomen, bilinmeyen hakkında derin bir merak uyandırıyor ve bu da bu fenomenin daha da gizemli olmasına neden oluyor. Taos uğultusu sadece bir ses değil, aynı zamanda bir muamma, bir bilmece ve çözülmeyi bekleyen bir sır.